Çekip çeken bir erkeğimiz, kuyruğuna başka bir kadın kıstıran yılan kadınlarımız yok ama bizde de Allah sizi inandırsın, denizin üstünde yürüyen bir karakterimiz var. Hı? Denizin üstünde. Mübarek biri mi? mi? Yok, bu çok başka bir şey. Buyurun. Sen denizi gerçekten çok seviyorsun. mutluluk... Ve kolu kopmuyor mu? Ve kolu kopmuyor ya da acımıyor. Yani bir şey olmuyor mu koluna? Kolu çıkmıyor da aynı zamanda. Anlıyorum. Ha, evet, evet. Ya ne kadar romantik bir sahne. Çok seviyorum böyle sahneleri. Böyle kalbim... Kalbim böyle hep hıps, hıps hıps hıps, oluyor. Böyle şeyleri izlerken. Bu <laughs> gördünüz mü? Arşimet canım bak işine. Kız erkeğin kaldırma kuvvetini bulmuş, o onun sevinci. <laughs> ya. Ve kurban olduğum böyle bir romantizm kimin aklına geldi? Ama gördünüz of. memleketimde romantizm bile atletizmden geçiyor. Aynen şimdi göreceğiniz sahnede de olduğu gibi. Şimdiki sahnede de bir yüksek atlama örneği göreceksiniz. Ama ne olur tekniğe dikkat edin. Bir dakika bakar mısınız? Hayda! Çakır'ın ölüm yıl dönümü ne zaman helva kavuracağız unutmayın. <laughs> Çakır'ın ölüm yıl ne zamandı? Helva kavuracağız ya unutmayın çünkü. <laughs> Ses mi kayıyor? Aa, dur bakayım düzelteyim hemen bir saniye. Durunuz durunuz. Dur ölüm dur. E durum, dur ölüm dur. Tamam. 43'te vuruldu 46'da. <laughs> 8 Nisan yazmış birisi bu doğru mu? Bu doğru mu? 8 Nisan o okay. 8 Nisan'da Elif'a kavuralım. Bu şehrin en güzel avukatı Elif. <laughs> <laughs> Ali. <Alev! gülüyor> <laughs> Allah. Bu nasıl bir yakın çekim abi? Bu ne kim verdi bu fikri? Zort kere zort yine. <laughs> tamam Murat yani saçma sahnelerde daha bize kafasını duvara vurup bavula giren bir kızın zaman? olduğu sahne gibi bir şey yani... göstermedin derseniz ...yani... bavula giren kız değilse de <laughs> iki kıza böyle... böyle ortadan giren bir direk verebilirim size. Ha? Vallahi hem de direk ortalarından direk geçmiş Ay olmasına evet rağmen ya. sedyede kavga eden iki kız kardeş. Evet doğru. Bu direği içimizden ne zaman çıkaracaksınız? İyi misin? Sana ne? Evet kızlar çöp şişe takılmış domatesle biber evet. gibi sedyede duruyor. Doktorlar da diyor ki önce bir teşhis koyalım durumlarını öğrenmeden bir şey yapamayız. Değil mi? Acaba bu kızlara ne olmuş? İçlerinden boru geçmiş. Ama şimdi diyebilirsiniz ki bir sadece bize özel bir şey değil bu. Dizinin değil uyarlandığı Tabii. Grace Anatomy'de de aynı sahne vardı ama... ...demir boru bir erkekle kadının içinden geçiyordu. Bizim senarist o sahneyi gördükten sonra sormuş pardon bu boru rütükten geçer mi? Bizimkiler de cevap vermiş. O boru 500 T gibi her yerden geçer ama rütükten geçmez diye. Sonra da iki kız kardeşin içinden boru geçirmeyi daha uygun bulmuş. Bir bulmuşlar. E tabii şimdi boru bu, boru, yapıyordu, boru yapıyordu, değil. Türk aile ahlak yapısına uyumluluk çok önemli. Daha önce kimlerin başına neler geldi? Hatırlar mısınız? Tabii. Bak bak kimin başına ne geldi ben size göstereyim. Dur, dur bekle. Bekle, 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 bekle. Dur. Donma ya yere ser direkt. Ana. Yaprak dökümündeki Ali Rıza Bey, hani hep adama aman tadımız kaçmasın diyorlardı. Heh, meğer bakın o tat nasıl kaçıyormuş. Aa. Ay yakıyordun bizi bir Ali de üstüne, Rıza Bey. Bir Ali Rıza Bey sen kalk bilgisayarda karşısına çıkan bu fotoğrafı Rıza alt yeğere tuşuyla kapamaya çalış. İşte fotoğraf kapanmayınca da Ali Rıza Bey <laughs> yok o çok daha sonraki bir sahneydi. Ama cidden Aynen. görüntüsü olmasa bu dizide böyle bir sahne olduğuna hayatta inanmazdım. Neyse Ali Rıza Bey bu fotoğraftan bilgisayarın fişini çekip kurtulmak yerine odaya kızını çağırıyor ve evde ne kadar kadın varsa gelip fotoğrafa bakmak için sıraya giriyor. Fişi çekmek aklına geldiğinde de şu cümle geliyor. Fişi çektin mi gider şimdi. Şey. Olmaz bozarsınız ben bakayım belki temizlerim. Ne acı değil mi? Böyle. Saçmalardan seçmeler bunda. yapıyoruz. Gerçi gerçeğimiz ne ki dizimiz o olsun. Sanki ana haber bültenlerimiz çok mantıklı. Bakın bu haberde başka bir yerde değil, Türkiye'de. Çok yap. iyi sahne bu arada. Bayağı sorudu ki işte anne sen benden yakışıklı kadın şebele ne bileyim ben. <laughs> bu kadın konuşması da çok iyi. Yapıldı. Annesinden bir yaş büyük adam haberi. <laughs> Av köpeği avcıyı vurdu. Sucuklu yumurta cinayeti ve hatta direksiyonu bıraktı, horon tepti haberi de bu memleketten. Bu memleketin ekranından. Evet kanalım gereği dizilerden kaçamıyorum ama işte böyle haberleri görmemek için asla televizyon açmıyorum. Eğer bilmem gereken gerçek bir haber varsa hepsini aldığım bir uygulama var zaten. Sponsorluk Gündemdeki geliyor. cidden önemli ya da ilgi alanımdaki önemli gelişmeleri bildirim yoluyla telefonuma gönderen bir uygulama. <laughs> Dilediğim kaynakları ekleyip onları kategorize ederek tüm haberleri tek bir yerde koyar evet, yani. Uygulamasını. Bundle. Bu soru bundle'a giden kes. O zaman saçmalardan seçmelere devam edelim. Hem de efsane bir dizinin efsane bir sahnesiyle. Hani hep diyoruz ya nerede o eski günler? 90'lar ve 2000'lerin başlarındaki o sıcak mahalle insanlarının olduğu dizi. Mahalle yani işte Bu dizideki o sıcak mahalle insanları bakın o sıcaklıkla ne yapıyor? Bütün mahalleli... Metrobüs gibi bir hastane odasına doluşup el ele tutuşarak Meksika dalgası gibi bir enerji dalgası oluşturuyor ve hasta yatağındaki kadını hayata döndürüyor. Ben bu saniyeyi asla hatırlamıyorum. Nereden? Kabuz normale dönüyor. Aa, super baba. A döndü. Revizyon dönemi başladı. Aa canım ha. Revizyon dönemi ben başladı. Ben Orada öyle bir sıcaklık de, döndü de, ki de, sanayi de, devrimi bile başladı. İşte Türk dizi sektöründe esas demek ki ne versek yeğeni var. İşte böyle başladı. Sonra da aynı dizi sektörü Nur Topu gibi bu sahneyi verdi. Biraz önce buraya gönderilen eks nerede? Burada hocam ne oldu ki? Aç çabuk kapıyı çabuk. Kavak yerleri değil mi bu? Doktor bir hasta dönüyor. Güzel. Solunumu takip edin. Yani bizim dizilerde ölüyü diriltmek kolay. Önemli olan biten ilişkilerin nasıl canlandı? <laughs> Mesela bilirsiniz bir dizide bir erkek bir kadını aldatır. Kadın da onu basınca erkek açıklayabilirim der. Ama kadın asla açıklamasına izin vermez. Peki hiç izin verse acaba erkek onu nasıl açıklar diye merak ettiniz mi? İstanbul Zaten masalı mı geliyor? bu saçma dizi serimizin bir önceki İstanbul bölümünde mı bundan geliyor? bir tane gördük. Hatırlayalım. Nerede hata yaptın? Ah. seni bizim evde bizim yatağımızda başka bir kadınla beraber gördüm. De Ve seni aldattığımı düşündün öyle mi? Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun sana ya. Bunu nasıl düşürebildin ya? Seni aldattığımı düşündüm Şimdi bunun da üstüne çıkan başka Doktorlar geliyor. Doktorlar mı geliyor yoksa? Doktorlarda şey oluyordu ya çünkü. Ben de tam bir farkındayım burada eski televizyon geeklerinden kim kaldı? <laughs> Kader bir buranın sahnesi mi geliyor acaba? Başka bir kadınla birlikteyken bile seni düşünüyorsa bu aldatmak sayılmaz. Bir aldatma açıklaması duyacaksınız. Aysun Kayacı kızımız sevgilisine gelip evet. demek ki beni dün gece aldattın diyor. Ve bakın sevgilisi de ne cevap veriyor. Başka bir kadınla beraber oldum. Ama buna aldatma denilemez. Tabii. Eğer o kadınla birlikteyken bile seni düşünebiliyorsam bu nasıl aldatma olabilir ki? <laughs> yani adam sevgilisini aldattığı kadını Aldattığı sevgilisiyle aldatmış. Hmm. Hmm, i̇şte. Aldatma inception. Bakın bunları bir kenara not edin. Yani olur da bir gün lazım olur. Eğer o kadınla birlikteyken bile seni düşünebiliyorsam... ...yemin ediyorum siyasetten sonraki en büyük icat bu. O yüzden bu repliği kim yazdıysa... ...o siyasete atılması gerekirken... ...oyuncunun kendi atılmış ya. Eğer yorum kısmına... Az önce duyduğunuz aldatma açıklamasından daha yaratıcısını yazan olursa söz veriyorum başa sabitleyeceğim. Lanet e ne oldu? Ya. Bitti mi şimdi video? Daha önünden geçen kurşuna fiske atan çocuğu verecektik. Yok zaten o bir dizi değil. Bir dizinin film versiyonuydu. Ama yine de kurşundan ok geçiren çocuk sahnesini hak ettik bence. Yani hak ettik derken cidden hak ettik. Biz bu... Katniss Everdeen. Nedir bu? Ne bu abi? Hayırdır? <laughs> Hayırdır hangi dizi bu? Toz koparan mı? Böyle ulvi birisini mi anlatıyor? Bunların hepsine hay hay dedik, bir yenisini daha hak ettik.

işte ya espri yapan erkek çekiciliği diye bir şey var abi. Var öyle bir şey. Var. yani bizim gördünüz mü? Mehdi değil mi bu? Mehdi bu. Mehdi değil mi? Vallahi Mehdi de oradaydı. Gördüğümüz yolu. <laughs> Ali hoş geldin Onur BB1 hoş geldin Musab Çarşı efendim 23. ayında biri de Pu hoş geldin 11. ayından Opsepayz Sefaiz hoş geldin ee, Ed Ed ve Ed efendim 1. yılında gemici Furkan e, ee, Ruben Dik hoş geldin. Ophelia Seferim 10. ayından hoş geldin. Yatıya 1. yılında. Mustafa 206 efendim 100 bitcoin. Onun için zaten teşekkür etmiştim. Çok sağ ol tekrardan. E, ee, Junoversi hoş geldin. Bir tweet sevdalı efendim. Gizem Maz Mooncake hoş geldin. E, ee, the Great sefalar getirdin. 7 oktav ses hoş geldin. Anya Tokatlı efendim. Feyza Bat e FPS hoş geldin. Sefalar getirdin sen de. Kafa bir milyon efendim. Eli bitcoin babama kız istemeye git. Babama kız istemeye gitmiştik. Daha yeni geldim eve. Önemli bir şey kaçırdım. Yok. Babana kız ister. Allah mutlu etsin. Allah mutlu etsin. Lina Mina hoş geldin. It Not Ezgi hoş geldin. Ee, Reo Hera e hoş geldin. Kete efendim 14. ayında. Kaizy hoş geldin. Slice Scarlet sefalar getirdin. İronik yobazımız efendim 26. ayında. Gizem Yedi hoş geldin. Ubey Tay Vay e, Senay sanıyorum ki okudum. Samareko efendim 100 bitki gönderip, iyi yayınlar denirmiş, ee, iyi seyirler olsun efendim çok çok teşekkür ederim. Yunus Sarı hoş geldin, Los Abes 250 bitki göndermiş çok teşekkür ederim. Yamançik efendim 100 bitki göndermiş, bir gecede işsiz kaldın demiş, ne bu? Dünya 2025